Hepinize selamlar dostlar ben keçi balığı bugün sizlerle Roblox'ta farming and friends oynayacağız Gördüğünüz üzere arkadaşlar tır aldım ve işi büyüttüm bayağı bir Patatesliğe geçtik Bugün size patates çilik nasıl yapılır onu göstereceğim İlk önce bir tane tarlanız olması lazım. Normal bir tarla. Herkesin tarlası vardır. Bir gidelim bakalım şeye. Şuradan arabamızı alalım. Arabamızı daha hızlı. Bizim işimiz arabacı da arkadaşlar. Arabacıya gitmemiz gerekiyor. Patates işi de zahmetli. Bayağı pahalı. Çok araç istiyor arkadaşlar o yüzden traktör filan geliyorsunuz buraya abi diyorsunuz ki traktörlerden son seviye şu dördüncü seviye ikisi de olur arkadaşlar ikisi de olur sonra kamyonetlerden alacağınız bir şey yok ben şu tırı aldım ama sizin almanıza gerek yok. Almaya da bilirsiniz ama son seviye biçer döver almanız gerekiyor. Havuç ve patates hasat edebilir yazıyor. Bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Sabanlardan yine son seviye bunu almanız gerekiyor. Bu hızlı olmasını sağlıyor patateslerin. Kultivatör de hızlı olmasını sağlıyor. Ekme makinesi de Bakın havuç ve patates ekebiliyor. Sadece bu ekebiliyor ve küçük bir şey arkadaşlar bu 200 200 tane tohum ekebiliyor. Şu 3. seviye 400 tane ekebiliyor ve 2 metre kare alana ekiyor arkadaşlar. Yani bu çok kötü ama patatesi ve havuç ektiği için onu almanız gerekiyor. Alacağınız şeyler bu kadar. Remorklardan şunu alabilirsin trailer. O da şey işe yarıyor işte 800 kapasiteli kocaman bir tır Dorsesi arkadaşlar Onu alırsanız yani baya Sonra gelirsiniz buraya Ben patates alacağım dersiniz koyarsınız bunu buraya Eğer o dediğim şeylerin hiçbirini almazsanız sizi Uyarır arkadaşlar şu an benim param yetmediği için alamıyorum. Patateslere verdim paramı çünkü. Şu an 4, 5, 7 tane patatesimiz var. Gidip çiftliğimize ekeceğiz bunları. Arkadaşlar evimiz vardı diğer bölümlerde. Evi sattım. Yerden tasarruf ettim. Şu Şuraya ben ağaç diktim. Selvi ağacımmış neymiş. Onları ektim. O yüzden yer kalmadığı için böyle yaptım. Şuradan traktörümüzü alalım. Arkadaşlar şimdi bakın sadece 4 tane alabilecek. Bunu da koyalım. Bu da sonuncusu galiba. Bir daha ekleyemeyeceğiz. Evet bakın eklenmiyor gördünüz mü? Sadece 4 tane ve bir kare alanı alabiliyor ya. Ne güzel ben iki kare alanı hızlıca yapıyordum. Aa biçili değilmiş. Sabanla sürmemiz gerekecek. Ben o sabanları da aldım. Bu iş yapmanız için arkadaşlar en az bir 400 bin paranızın cebinizde olması gerekiyor. Eğer 400 binim var ben işe başlayayım demeyin arkadaşlar. Çünkü tohum alacak paranız kalmaz. Sonra ineklerle filan para kasmaya çalışırsınız. Zorlanırsınız. Cebinizde bir 500 bin de öyle olsun tohum için, yoksa kalkınamazsınız yani, batarsınız. O yüzden cebiniz her zaman bir para bulunsun. Şöyle sürelim, şöyle de düzleyelim. Bu traktöre bayılıyorum ya, efsane bir şey. Dönme kabiliyeti çok güzel, çok iyi dönebiliyor böyle, 360 filan hızlı da gidiyor. Yani var var her şey var traktörde. Bakın şimdi iyi seyredin arkadaşlar. Şöyle tek kare alabiliyor. Ama bir güzel yanı var. Böyle yapışık durması bize hiç hareket etmemesi. traktörü yapışık duruyor mis mis. Hiç hareket de etmiyor. Bizim dönüşümüzü kötüleştirmiyor. Efsane geri giderken filan arkadaşlar çok güzel gidiliyor bu yönden güzel ama öbür yönlerden kötü. Tüm ekin işini bitirdim şimdi rahatça bir uyku çekebilirim. Şimdi inek almaya gideceğim. Şu an 19 tane ineğim var arkadaşlar burada 20 görünüyor bir tane köpek. Hmm. Ne kadar fazla ine kalırsanız o kadar fazla süt demek. Şu an benim kapasitem var ama inek kalmadım. Biraz fazla ine kalmam gerekiyor. Üşendim arkadaşlar sürekli buraya gitmeye gelmeye. Büyük de bir tane şey yok. Ne oluyor lan? Heh. Büyük de bir tane böyle hayvan taşıyıcı remork yok. Çok kötü olmuş. O iki tane alabiliyor bu en fazla. Şöyle alalım bakalım. İnek tamam. Tam iki tane inek aldık. Böyle her geldiğimizde iki tane inek alırsak alırız bir tane işte 30 tane yaparız ya. Arkadaşlar eğer süt toplamaktan üşeniyorsanız ben de üşeniyorum. Yapmanız gereken şey bir tane işçi tutmak. Kimi tutarsınız böyle fakir birisini seçin ki yapsın. Arkadaşlar şöyle daha yeni başlamış oyuna, 2-3 gündür oynayan birisini seçin. Sonra ona sana bambu vereceğim deyin. Bambu da ucuz şey değil. Hem o gelişir arkadaşlar, hem de siz gelişirsiniz. Siz de başka işlerle uğraşırsınız. Böyle sütleri biriktirin. Bamb bir bambuya şey verin. Bir bambu verin kim yaptıysa işi siz de işte 150 tane sütü topla diyeceksiniz yani buna ya da iki işçi tutun 150 tane fazla 75 75 bölüsünler bir ağır o bir ağır o yapsın daha iyi olur ben bu oyunu oynadığım zamanlar öyle yapıyorum yani iki tane işçi tutuyorum onlara da iki tane de şey veriyorum işte bambu veriyorum bambu hem onlar seviniyor hem ben seviniyorum İkimiz de karlı oluyoruz. Biraz daha inek alacağım. Hemen almalıyım hemen. Bir tane daha. Tamam. Büyükbaş hayvancılığımı büyüteceğim. Daha fazla inek. Binelim bakalım. Şimdi ekinlerimiz oldu. Yapacağınız şey bunu almanız ve tarlayı sürmeye başlamanız. Hani oluyor ya arkadaşlar, tırla bir çerdöver yan yana gidiyor böyle. Bir çerdöver boşaltarak gidiyor. Malzemeleri öyle bir şey olabiliyor mu acaba? Ama kimse yok ki yanımda. Birisi olsaydı yapardım gerçekten. Çok merak ettim. Aynı anda giderek bir çerdöver boşaltabiliyor mu haznesini? Şu an benim istediğim şeyin olma olasılığı yok arkadaşlar. Kimse yok çünkü. O yüzden bunu kenara çekmemiz ve bir çerdöver alıp kendimiz yapmamız gerekiyor. Bir çerdöverin haznesi de olunca başa artık. Ne yapalım? Eğer ama çok merak edersem bir oyuna girip yapmaya çalışacağım bakalım. Uraz gelirse Uraz'la birlikte yapmaya çalışırım. Şimdi patatesleri bir güzel hasat edebiliriz. Böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunun da bir tane kepçesi var burada. Kepçesinde de böyle bir tane garip garip şeyler var. Topluyor. Sonra kepçesi de topraktan kazıyor galiba. Ne yapıyorsa artık. Böyle böyle hasat ediyoruz bunları. Yani bu çok güzel değil. Öbür makine güzeldi. Ama ne yapalım artık? Buna <laughs> bununla yapacağız işimizi. Güzel de dönemiyor. Şuna bak. <laughs> Bisiklet tekeri gibi tekeri var. Şöyle çuraları da yapalım. Of of gelsin paralar. O kadar emek verdik. Umarım güzel bir fiyata satabiliriz. Umarım güzel bir fiyata satabiliriz. O kadar emek karşılığında. Eğer satabilirsek çok iyi olur çünkü. Bir dahaki bölümde de eğer bu videoyu severseniz şunu almayı düşünüyorum. Nerede o evler? Süslü malikane 10 milyona. 10 milyon biraz fazla ama hava atmak için değil yazıyor. Ne iş yarıyor gerçekten çok merak ediyorum. Yani arkadaşlar kocaman bir şey. Ben bir tane gördüm bu evden. Ama adam sonra kara aldı. Beni giremeden attı beni farmından. O yüzden bakamadım içine ne olduğunu. Çok merak ediyorum ne olduğunu valla. Şimdi tırmızın dört sesine boşaltalım. Şöyle. Tamam boşaltabildiğimiz kadar boşalttık bunları. Nereye çarpıyor ya? Dönmüyor ki araç. Bugün de böyle bir tane patates hatası, ondan sonra öbür şeylerin hataları var arkadaşlar. Şimdi ben 4 tane patates eksik aldım. 150 300 350 tane tohum aldım ben. Arkadaşlar 7 tane işte. Size gösterdim hatta ama bana 146 tane verdi. Ve buradan hiçbir şey yok. Hadi eksik toplasam hadi diyeceğim. Nerede? Tırın altında da yok. Nerede dört tane? Ne oldu onlar artık böcekler mi yedi onu? Eğer paranız yoksa arkadaşlar tır almanıza gerek yok. Sadece dor sesini de alabilirsiniz. Bakın şimdi bunu çekiyorum ileri. Traktöre binince traktörün çekebildiğini görebiliyoruz bunun. Bakın efsane bir şey oluyor. Çok da büyük dorse değil yani. Küçük arkadaşlar. O yüzden çok da kötü görünmüyor. Normal bir traktör dorsesiymiş gibi. Böyle traktör dorseleri de var çünkü. Böyle gideceğiz işte. Tabi ben usulünce yapmak istiyorum. Tır, tıra takacağım onu. Öyle daha güzel olur. Bu tırların yenileri de gelebilir bence. Çünkü ben bu tır sevmedim. Amerikan tırlarını sevmiyorum arkadaşlar. Bana güzel gelmiyor böyle önü düz tırlar daha güzel ve şekil oluyor. Şu menin e tırları filan, efsane Mercedes filan çok güzel ama bunlar çok sevmiyorum bunları. İnşallah o bizim benim sevdiğim tırlardan gelir de güzel olur ya. Market sahibi dedi ki bizim ambarlar doldu sen başka bir markete git oradan sat dedi. Biz de ne yapalım artık gitmek zorundayız. Ama yolumuz çok kötü. Dağlardan çıkıp inmemiz gerekecek ve baya bir yükümüz var. Bunu şu dağdan çıkarak yapabilecek miyiz acaba? Yolun önüne de bir çerdöver koymazsın abi ya bu ne ya? Hadi çıkarsın. İç güvenmiyorum sana ama hadi. Hadi iyi iyi hadi 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 daha kayıyor kayıyor yapma kayma. Çık. Hadi çıkarsın. Kayıyor hadi. Ha, çıktı. Tamam. Of. Fiyatlar da efsane. Patates yem yeşil ya. Çok mutluyum şu an. Bakalım kaç para verecek. Şu an sayamıyorum sayıyı. Arkadaşlar görüyor musunuz? 1 milyon para. 1 milyon. Şu an 1 milyon 3000 paramız oldu. Efsane oldu bu. 1 milyon paramız var. Umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.